Değerli arkadaşlarım, saat 2. Şu anda ben konuma başlıyorum. Konum benim çok ilgimi çekti. İlk önce sizin altyapı almanız açısından şu kağıdı hazırladım. İsteyen bir iki arkadaşımız da bakabilir. Türkiye ve İslam dünyasına yönelik sosyolojik savaş. Sosyolojik savaşın konusunu bilmeden konuşmamızın pek yararı yok. Sosyolojik savaşın tarihi insanlık tarihiyle başlar. Birey ve toplumların sayısız alt donanımlarının bileşkesi olarak ortaya çıkan bu bileşkelerin değiştirilmesi. Yani bir ülke düşünün, bu Osmanlı olabilir, Türkiye olabilir. Alt bileşenler dediğimiz zaman tüm etnik, dini, siyasi kuruluşların ne varsa hepsini değiştirmeyi amaç edinir. Toplum üyelerinin yeti ve yeteneklerini, bilgi düzeylerini, kültür seviyelerini, kişilik yapılarını, kişiden başlıyor, aileden, mahalleden, şehirden ve toplumda. Bütün sosyal katmanlar müdahalenin konusunu oluşturmaktadır. Şimdi sosyolojik savaşın bir de hedefi var. Bu hedef maddi, manevi, kültürel dinamiklerin inanç değerini ortadan kaldırmak. Şimdi bunu bir daha söylemek istiyorum. Maddi, manevi ne kadar değerimiz varsa bunları ortadan kaldırma veya bozma. Hedef toplum. Şimdi bu savaşı başlatan kendini biliyor. Hedef toplumu da var. Hedef toplumun devletin siyasi, ekonomik ve askeri politikalarını desteklemekten uzak bir sosyolojik form kazanmış şekli. Yani onu yine sosyolojik değiştirmiyor. Bu savaşın en önemli stratejik hedefi ortak bilinç idrakini ortadan kaldırmak. Yani birlik, beraberlik, dayanışma, bütünleşme bilincini toplumdan yok etmek. Arkadaşlar, şu konumda bilindikten sonra ben değişik mukayeseler yapmak istiyorum. Sosyolojik savaşın temel özelliği, zaman zaman duyarsınız, asimetrik ve bütün savaş türlerinin karışımı yeni nesil savaşıdır. Sosyolojik savaş gizli bir savaştır. Hedef toplumlar savaş halinde olduğunun farkında bile değildir. İşte bugünkü dünyadaki ulus devletlerin başına gelenler sosyolojik savaş. Farkında bile değiller. Türkiye dahil mi hocam? Tabii. Türkiye dahil mi? Türkiye ve İslam dünyası. Evet. Türkiye. Savaş cephede toplum içi çatışmayı hedefler. Karşı cephede toplum içi, biz buna ulus içi çatışma. Bu çatışmaların göstergeleri camide görüyorsunuz, parkta görüyorsunuz ve herhangi bir kuruluşta. İki kişi yan yana geldiği zaman selam vermekten korkuyor. Yanlış anlaşılmaktan korkuyor. Herhangi bir faaliyete katılmaktan korkar hale gelmiyor. Birlik ve beraberliğin bitmesi. Arkadaşlar, toplumsal dayanışmayı ve bütünleşmeyi önler. Bir öğretmenin tayini bir yere çıktığı zaman korkması, sosyolojik savaşın göstergesi. Veya bir arkadaşımızın oğlu askere gittiği zaman nereye gitti diye heyecanlı sormamız, bu da psikolojik etki altında kaldığı psikolojik savaş, klasik savaş, ekonomik savaş, eğitim savaşı. Yani bu savaş tüm alanlara yayılmış vaziyette. Peki devam edelim. Açık toplumu kapalı toplum haline getirme. Şimdi Allah Resulü'nün kurduğu Medine
site devleti açık toplumdu, açık medeniyetti. Sözleşme yapması, Medine Sözleşmesi, Yahudi var, Hristiyan var, değişik kabileler var, inanan inanmayan bu şehri savunacağız. Orada insan ayrımı yok, kabile ayrımı yok, din ayrımı yok. Hemen gösterge, diyelim ki Selçuklu, her çeşit unsur içinde barındırılır. Osmanlı, açık toplum. Peki, açık toplumu kapalı toplum haline getirme. Bu savaşın özelliklerinden birisi. Mesela Mekke, site devleti, şehir devleti, kapalı toplum olma özelliğini bırakmıyor. Bizim olsun, az olsun anlayışı. Bu psikolojik savaşın bir etkisi. Mesela küresel güçlerin çağımızda ulus devletleri de yıkma, yerel gündem 21 gibi belki duydunuz. Bundan 18-20 yıl önce Türkiye üzerindeki nerede bir etnik kültürel farklılık varsa bunları bilgi halinde toplama Avrupa Birliği sürecinde deyip ve bize yaptırıp biraz da para veriyorlar. Daha sonra ayrıştırma. Ve şu andaki dünya devletleri 200 ise bunu 2000'e çıkarma. Yani bütünlüğü bozma, ayrıştırma, bölme. Böldükten sonra yavaş yavaş sömürme. Ve bunun Osmanlı sürecini veya tarih sürecinde inşallah geleceğim. Mesela farklı toplum oluşumları arasındaki ayrılıkları artırıp çatıştırmak. Bir de bu var. Hedef toplumun dini, siyasi, kültürel, bölgesel fikri kargaşa çıkarak ötekileştirmek. Şimdi çok duydunuz öteki kelimesi. Her bir oluşum kendisini bir daire içine alırsa dairenin dışındaki ötekidir. Batı diye aldığımızda bir daire, Batı'nın dışındaki tüm gelişmekte olan ülkeler ötekidir. Öteki dediğimiz yetişmesin, gelişmesin, rakip olarak karşımıza çıkmasın. Hep onlar çatışma halinde olsun. Şu anda İslam dünyasındaki çatışmaların, bölünmelerin sebebi hep. Bu konuyu araştırırken dört ülke çok ilgimi çekti. Örnek vermek isterim. Açık toplumu kapalı toplum olmasını silahlarıyla teşvik ederler. Şimdi bu silahları burada şimdi bahsetmiyoruz. Silahlar nedir? Arkadaşlar, sivil toplum kuruluşlarını da silah olarak kullanabiliyorlar. Tüm tarikat ve cemaatler silahıdır. Tüm bölgeselcilik, etnik oluşumlar bunların silahıdır. Silahları burada dedim, not olarak düşmüşüm. Kabilecilik, bölgecilik, mezhepçilik, cemaatçilik, ideolojik, ayrım ve particilik. Sosyoekonomik statüler de sonradan kazanılmışlar, hatlar ve onları savunma, hakkım gibi yasa olarak verilip çarpıştırma olayı, çatıştırma olayı. Hedef toplumun mozaikleştirmedir, bu kelimeyi duydunuz. Mozaikleşen toplumu dağıtmak çok kolaydır. Şimdi bir kurbağayı sıcak bir suya attınız. Yandığı anda birden sıçrar ve kaçar. Ama onu ılık bir suya koydunuz, yavaş yavaş ısıtırsınız. O onun farkına bile varmaz. Şuur ve bilinç biraz zayıf, bir şeyler kıpırdayamayacak hale gelir. Toplumları yavaş yavaş sindirme ve uyuşturma. Şimdi emperyal güç,
küresel güç dediğimizde Rusya'yı hiç gündeme getirmiyor. Rusya bir emperyal güç. Çin emperyal güç. Batı emperyal güç. Bir de ABD. Şimdi bu emperyal güçlerden Rusya 200 sene Türk soyluları öyle bir böldü, parçaladı ki böl, parçala, yönet ve çatıştır. Bir grubu aldı, bu da yoğunluk varsa başka bir yere koydu. Oradakini buraya getirdi. Yani birlik olamazsınlar. Alfabe birliğinin olmaması. Siz farklı kültürlerdesiniz deyip bir tek kelime vardı, birlik kelimesi. Türkistan denildiğinde tüm Türkçe konuşan ve Türk dili, Azeri, Özbek, Çerkez, Tacik ne varsa hepsini içine alan bir kelime. Bu kelimeyi unutturdular. Dediler ki Azeri'sin, Özbek'sin, Kazak'sın, Kırgız'sın, hep Türk soylarını sen farklısın diye empoze edildi. Mesela çok basit, en önemli alanlardan birisi Ergene havzası. Ergene, yok Fergani, Fergani. Yarısı Özbekleri, yarısı Kazakları, işte Tacikleri. İçerisinde de Vatikan gibi Taşkent. Pasaportla giremiyorsun. Bizim Çanakkale'li bir kardeşimiz oraya büyük elçi olarak atanmış. Bir memur alacağım ama diyor, illaki o Taşkentli olacak. Oranın nüfusuna dahil değilse alamamış. Dışarıdan birisini, yani ehil olan birisini getirmek istiyor. İki gün sonra dünya misafir. Şimdi şöyle düşünelim. Fransızlar kendileri layık derler. Alanlara saygı, eşitlik, özgürlük, bölge. Ama empoze ettiklerinde dış ülkelerde, Suriye'de, Irak'ta siz layık olmayın. Lidere tabi olun. Farklı. Yani empoze. Mesela İtalyanlar kendi ülkelerinde kiliseye ve papaza karşı Vatikan'da papayı hapsederler. Dar bir alanda. Ama dışarıda ne kadar papa veya din adamı varsa hepsine destek olur. Şimdi Amerika Osmanlı Devleti'nin yıkılış sürecinde pek bulunamadı. Ama emperyal devletlerin sosyolojik savaşı ilk önce oryantalizm ile başladı. Oryantalizm doğu araştırmaları, İslam araştırmaları ve bunu yapanlar misyoner. İlk defa işte Robert Koleji, Beyrut Koleji gibi 4500 civarında Osmanlı coğrafyasında okul açtılar. Ve bunların da çoğu maalesef ruhsatlı da değil. Peki bu okullar öyle bir faaliyet yaptılar ki bizim iç organlarımızın filmini çeker gibi bu coğrafyadaki tüm etnik grupların, dini grupların, azınlıkların hepsinin fotoğrafını çekiyor. Peki Fransız devriminden sonra siz kendi hani etnik bölünmenizi sağlayın. Dini ise dini olarak sağlayın. Osmanlı bir imparatordu. Her kesime hürmet eden, insan ayrımı yapmayan, sanayi devriminde geç kaldığı için gücü yetti. Diyelim ki üç tane fikir vardı. İslamcılık, Osmanlıcılık, Türkçülük. İslamcılık
Acaba bize cılık gelmesini söylemiyor mu? O günlerden tarih kitaplarında var. İslam bizi kurtarır. Tam bu İslam'a sarılacağız. 1916. Mekke Şerifi Şerif Hüseyin'dir. Öyle bir hareket yaptı ki İngilizlerin vaadi, İngiliz'in aklı, halife olacaksın, Arap coğrafyası kral yapacaksın. Ve Osmanlı askerlerine ilk başkaldırı hareket. Görünmeyen güç bir gaz verdi, silah verdi, para verdi, çekildi. Peki İslam Birliği fikri Mekke ve Medine civarındaki Suudların Mekke Şerifi'nin baş kaldırmasıyla İslam Birliği çöker mi çökmez? Bak, umut kesin. Adını Türkçülük akımı. Acaba bizi bir araya getirir, Osmanlı'dan bir parça biz yapabilir miyiz diye düşündük. Ve öyle yaptık, alan hep daraltıyoruz. Hani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması için içimizdeki etnik gruplar, kimisi Irak oldu. Nerede bir aşiret liderine devlet kurdular. Kuveyt bile, hani Saddam'ın saldırdığı Kuveyt, bir Osmanlı'nın sadece bir köyü sayılır. Büyükçe'ne bir köydü, devlet yaptılar. İşte Katar'ı devlet yaptılar, Birleşik Arap Emirlikleri devlet oldu. Bir sürü devletçik. Ve bu devletçikler şu anda oyun oynuyor. Bu konuları anlatabilmek için üç kavramın üzerinde durmamız lazım. Birisi çöl kavramı. İkincisi kum kavramı. Deve kavramı. Bir de hurma. Arap hurmayı yediği zaman, devenin de sütünü içtiğinde kumu kale olarak kullanır, saldırır, hemen gider, nasılsa rüzgar kumu izlerini kaybettirdi, çöle çekilir. Saldırma çekilir. Peki, ulaşım aracı deve. Hurmadan da gıdasını aldı, kumu da kale yaptı. 2000 yılından sonra kurulmuş olan ne kadar terör örgütü var ise her birisinin kurucusu Batı eserleri. Mesela Boko Haram, duydun mu? Boko Haram. Ne Haram? Boko Haram. Bu haram da diye veriyorlar. Kitap okumak haram. Yetmedi. Boko kelimesi Batı kelimesinin bozulmuş şekli. Batı eğitim tarzı haram. Şimdi misyon olarak bunu benimsediler. Peki yaptıkları işe bakıyoruz. Nerede? Kız çocukları var. 100 kişi, 150 tane kız bir yerde okuyorsa üniversite dahil kaçırma. Kaçırdıktan sonra okumak haram. Çiftliklerde çalıştırma, örgüt elemanlarına evlendirme, Batı tarzı eğitim yasak. Bu Boko Haram Teşkilatı Nijerya'da, Nijerya'nın dörtte birine şu anda hakim. Kaçırdığı kızların içerisinde zengin olan varsa fidyesini ver, al. Aynı örgüt şu anda insansız hava aracı kullanıyor. Peki ne fabrikası var, ne bir üretim merkezi var. Zaten okumak da haram. Her birisinin elinde cep telefonu, bilgisayar, insansız hava araçları, karakollara, merkezi otoriteye saldırma ve gasp. Çöldeki Arap'ın harici zihniyeti günümüzde yaşıyor. Harici zihniyetini Batı emperyal güçleri, uluslararası sermaye nerede?
coğrafi olarak hem İslam dünyası. Peki biraz daha devam edelim. Aynı örgütün nerede insan kaçırılacak, esrar örgütü kaçırılacak, bu da var. Peki bu örgütün önüne İslam koyuyorsunuz. Ha, İslami bir örgüt. Kurucusu Muhammed Yusuf 2006 yılında yakalandı. Hatta cenaze törenlerinde cenazeleri gidenlere dair hemen tarama yapmalı. Basından belki bunları takip ettinizdir. Anlatıp geçiyorum. Bir de bazen mabetlere ve Hristiyan kilisene saldırma. Fakat hiçbir illegal örgüt, terör örgütünün İsrail'e saldırdığını ben duymadım. Yıllardan beri İran hep İsrail'e saldıracağını söyler. Hiç saldırdığına dair bir işaret bulmadı. Irak'ta Saddam ile İran 8 yıl savaştı, bir karış toprak alanı. Ve bu İran'a silah veren güç, Irak'a silah veren güç aynı. Yine Saddam'ı sembolik olarak şişirdiler. İşte bak, onda cehennem topu var, şu var, çevreye saygısız. Bu sözler, mesela bir kuşcağızı gösterdiler o günlerde, hatırlar mısınız? İtalyan kenarlarında bir tankerin yağlarında yağlanmış, onun fotoğrafını koyarak işte petrol kuyularını salıverdi, çevreyi kirletti. Bu terörist, yaşamaya hakkı yok gibi. Ve en sonunda Irak'ın, peki Irak neden seçildi? Şii nüfus var, Türk nüfus var, Sünni nüfus. Üç tane farklı daire var. Bir olamazlar. Zaten birleşemezler. Şu anda bile olayların devamlılığı, sürekliliği bir olamaz. Şimdi diyelim ki şu elime bakıyorsunuz. Bir parmağın küçük, öteki biraz. Getirdim. Şurada bir oldular. Yumruk olma. İşte hepsi eşit olsaydı yumruk olamaz. Bazı bölgeler yeterli ekonomik seviyesi olacak. Bazılarında bilgi, bazılarında teknoloji, bir olması yardımlaşma. İşte şu anda emperyal güç dediğimiz Batı kendi dışındakine öteki diyor. Öteki sömürülmelidir. Öteki ölmelidir. Öteki çatışmalıdır. Öteki bir araya gelemez. Şimdi öteki gelemezsin diyorsa bu Batı acaba Avrupa Birliği kavga etmemek için bir hale gelmiş. İçerisinde Fransız'ı, Alman'ı, İngiliz'i ve küçük hangi birlik 12 yıldız diye geçiyor. Yani 12 havariyi temsil eden bir Hristiyan kulübü uyandı. Osmanlı'da 20-25 tane devlet çıktı ama kendileri bir devlet oldu. ABD'yi düşünelim, 13 eyalet birbirleriyle savaşıyor. En sonunda der ki hiçbir anayasa dine bağlı kalmadan birlikte yaşama bilincimizi arttıralım, kavga etmeyelim. Ortak dil, ortak anayasa, kavgayı bitirdiler. Ve bir sistem kurdular. Sistemine dokundurmuyor. Yani bir kişiyi lider yapacakları zaman hiçbir zaafı olmaz. Olduğu anda hemen kalkar. Sisteme dokundurmuyorlar. Ama başka ülkelerin sistemleri karışsın, yasaları karışsın, düzensizlik, sistemsizlik, bundan sonra kültürsüzlük hep empoze ediliyor. Şimdi aynı yıllarda Sovyet, Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Ah, bir bakıyoruz birçok birliği içine almış, o da bütünleşmiş.
Peki Çin dediğimiz coğrafyada arkadaşlar Çinlerin kendilerine bakışı ve tanımlaması. Çin öyle bir yerde ve konumda ortada merkez devlet, orta millet bir daire çiziyor. Hani Çin Seddi gibi. Dünyanın merkezi biziz. Bizim dışımızda ne varsa barbardır. Peki bu bir ötekileştirme, sosyolojik savaş için Çin Seddi'nin dışında ne varsa hedeftir. Barbar kelimesini çok duyarsınız. Batılılar bize ya göçebe diyecek, ya barbar ya vahşi diyecek. Vahşi dediğin ama kendini medeni, onun dışında kalan barbar. İşte buradaki barbarlık sömürülmesi için potansiyel. Onun mekan ortamına bakılıyor, kişi unsurlarına bakılıyor, kültürlerine bakılıyor, zaaflarına bakılıyor. Ve onun için ortam abidelerinde Çin'in ipeğine aldanma. Çin'in güzel bayanlarına aldanma. Onun tebessümüne de aldanma. Şimdi Batı'nın ikide bir de bize aferin demesine aldanmayacağız. Hoşgörüsüne aldanmayacağız. Verdiği ikrama aldanmayacağız. Mesela bir misal verin. Çanakkale'miz, Ege, Akdeniz, Zeytin bölgesi. 1906 yıllarında şöyle bir istekleri olmuş İspanya'da. Bu istek şu. Kömür ithal etmek istiyor. Ama kömürün adı, maddesi meşe kömürü değil. Delice zeytininden yapılmış kömür. İskenderun'da Sarus Körfezi'nde. Hatta birim fiyatı da 1 liraysa 2 liradan alın. Çuvallar dolusu Delice zeytininden kömür yapılıp İspanya'da. Bir kabal İspanya mı buradan? Şimdi sosyolojik savaşı okuyamayan, neden ve niçin sorusunu soramayan, eleştirinin ibadet olduğunu bilemeyenler suçludur. Şimdi İspanya istemiş. Neden istedi diye kendine bir soru sor. Bir soru işareti. İspanya istiyor. Bir tane meraklımız meraklı gidiyor. Arkadaşlar kömürler alındıktan sonra yol yapımına dökülüyor. Üzerine kum atıp geçiyor. Dökülüyor. Ya demiş bunlar aptal mı? Hep döküyorlar. Şu anda dünyada zeytin ihracında en güçlü birinci ülke İspanya, ikincisi İtalya. Fakat zeytinin ana vatanı Akdeniz, Ege, Körfez. Arkadaşlar Türkiye zeytin üretiminde dünyada tekel olmasın, onun önüne geçmemiz için Delice'den haşlanır ya, Delice bırakmamışlar dağda bayırda. Alıyorlar. Şimdi sizin ağacınızın kökü giderse üretmeniz için 10 yıl geçer. Adam da 10 yıl ve 20 yıl içerisinde kendi yapılanmasını hazırlar. Şu anda Türkiye'den alınan zeytinlerin ve yağların İtalya'da tekrar işlem görüp İtalyan zeytini diye dünler. Yunan'da alıyor. Onda bir zeytin var. Hatta zeytin yağı bize yedirmemişler. Onu profesör var ya, ikide bir de çok seviyor. Benim de ilgimi çekmeye başladı. Bir ara 1950 yıllarında süt tozu. Sosyolojik bir savaştır. O süt tozunun içindeki ham maddeler nedir? Her evde bir keçi, bir koyun, bir inek var iken Amerika'dan süt tozu gönderdi. Ve peynir de geldi. Ben hatırlamıyorum, okumadım uzun. Peynir Amerikan yardım diye. Süt tozu ve peynir daha sonra okullarda. Onlar yardım değil. İçerisindeki o maddeler hocam, bizim hocamız da kimyacı gerçekten biraz da geri zekalı da unutkanlık yapacak maddeler ile o Marshall yardımında el uzatan. Veren el alan elden üstündür.
Bunu Peygamberimiz söyledi. Şimdi alan el olduğun zaman veren ele saygı duyarsın. Amerikalılar misyonerlerine, kendilerine saygı duymamız için bize verdiler. O süt tozlarını yedik. Yardımlarını aldık. Daha sonra onun kutuları var. Kutularını kullanmak istiyoruz. O NATO'nun malıdır. İzinsiz kullanamazsınız. Bu bir varilce toz gelmiş. Tozun sana yedirmiş. Varili devletindir. İzinsiz kullanamazsın. Yani ben bunu evimde falan kullanabilirim diyeceksin, kullanamıyorum. Oyun içerisinde oyun. Şimdi şeyi düşünelim. 2001 yılı, yani 11 Eylül çok önemli. Fakat 1989 yılında Afganistan'da zarar gören Rusya, ben yok dedi. Birliğini dağıttı. Birliğini dağıttığı anda Amerika yandım Allah'ta. Ve orada rakipsizlik, ikisi beraber Osmanlı yıkılış sürecinde Fransızlar, İngilizler, Ruslar Orta Doğu'yu istedikleri gibi beraberce paylaştılar. Kimse birbirine müdahale etmedi. O zaman Batı dediğimizde Rusya dahil. Onun dışındakiler öteki. İngiliz kendisi ötekisini yaratmış. Alman ötekisini yaratmış. Her birisinin bir misyonu var. ABD geç kaldığı için şu anda Orta Doğu'yu ben dizayn edeceğim. Şu anda tekim bana kimse meydan okuyamaz. Ve bunu gerçekleştirebilmek için çöldeki bedevi olan deve sırtındaki adamı yeniden devreye koydu. Osmanlı'nın yıkılışında Suud'un Osmanlı'nın arkadan vurması ve vaat edilmiş, kandırılmış. Şimdi ise bizim bu Türkiye Suriye sınırında çoğu silahların veren hamisi ABD. Ücretini veren yine Suud. Bakın sosyolojik savaş yine devam ediyor. Düşmanı göremiyorsunuz. Düşman kullanılacak nesneler, hatta değişik ülkelerden parayla gönderilmiş. Peki aynı dönemde destekçi Suud, denetleyici ABD, planlama Alman, oradaki çimentoları veren Fransız. Kendilerini Batı ve medeni, onun dışındakiler barbardır, göçebedir, sürünmedir. Hatta şöyle bir sözleri var. Bizim dışımızda Tanrı karşımıza çıksa, işte Rusya için ezer geçeriz, biz yine sömürür. Sömürme hedefi ve bunun için oryantalizm hedefleri, humanizm hedefleri, yani insancıl görünme. Hatta kültürlere çok saygılıymış gibi görünen, onlara destek veren, bölüm parçalan ve yöneten. O zaman biz zaman zaman Kur'an'da üç kişi vardır. Cenab-ı Allah özellikle bahseder. Firavun, despot, geleneksel dine sahip, insan ürünü, atalarımızdan ne gördüysek onu değiştirmeyiz, değişmeyiz diyen kesin. Şu anda çöl arabının değişmem deyip deve sırtında yolculuk yapması, tüm eğitim tarzı ve medenileşmeye baş kaldırması ve baş kaldıracak bir ekip daha, yani Firavun'un askerleri, bugünkü o tarihsel Firavun, günümüzdeki güç, egemenlik bende diyen ekip, bu A olur, B olur, hemen devreye Karun. Karun, o gün
fırsatları ve şartları değerlendirmiş sermaye. Yani parayı temsil ediyor. Peki bir de Haman var. Haman, o da bürokrasi, din adamlarını teslim ediyor. O anda din adamlarını değiştirme ve köleleştirme, satın alma. Bir ülkedeki sanayi ve parayı elinde tutanı satın alma. Bir de devşirilmiş, kendilerine benzetilmiş bedeni, diyelim ki Faslı veya Nijeryalı beden ama kafa İngiliz veya Amerikan kafası da düşünün. İşte arkadaşlar, bu sosyolojik savaşın göstergeleri. Üzerinde fazla durmuyoruz. Her olayın bize resmini veriyor. Mesela silah olarak televizyon ve cep telefonunu düşünebilirsiniz. Medyayı kullanacaklar. Kullanıyorlar. Öyle bir program yapıyorlar ki o programda diyelim bir yıl önce hep sokaktaki kapkaççı bir kapkaççı bunu yaptı. Çantayı. Hep televizyonda bunları görüyoruz. Peki 3-4 aydır ne görüyoruz? Yine bir kadın cinayeti. Yine bir kadın cinayeti. Bu ülkede kadın olmaktan korkar hale geliyor. Korku saldırı. Tüm kadınlara korku saldırı. O zaman televizyonun sahipleri ve aynı haberleri nasıl veriyorlar? Mesela gıdalardaki fiyat artışını işte en çok şu değer kazandı, şu değer kaybetti. Piyasa ekonomisi, mal çok arz edilirse diğeri düşer, azalırsa yükselir. Bu doğaldır. Mart da konmamalıdır. Çünkü üreten ile tüketen arasında güç ve birisini kurtarırsa satar, kurtarmazsa satmaz. Devretme. Bunu her gün empoze edilmesi bir bakıma gıdalar üzerinden bizim beyinsel algımızı aç kalacağız. O zaman aç kalacaksınız. İşte bir savaşa doğru gidiyoruz. Tohumları koruyalım. Belçika denilen bir ülke, ne kadar dünyada tohum varsa buzulların arasında tohum bankası ve saklıyor. Peki kendi saklarken bir ülkede var gücüyle tohumların özelliklerini değiştirdikçe bu kitleleri, halkları yetersiz beslenmeye itmektedir. Kendileri için en iyisini, bizler için veya ötekiler için, öyle diyelim, malın zararlısını vermeye çalışıyor. Diyelim ki çok basit bir kola. Şu ana kadar formülü kimseye vermedi, gizemlilik. Peki gizemlilikten geçindiklerini de söyleyebilir miyiz? İsimler hep değişiyor. Mesela bir ara Türk'ü Kola diye bir kola reklamı çıktı. Bugün bir ozanımız benim bu konuşmalarımdan etkilenecek bir aşık olarak, aşık fedayı, bakalım neler söyleyecek. Ama biz pilav gelmeden söylemeyiz. Şimdi arkadaşlar, bir arada Türk'ü sigarası çıktı. Marko içenler bir sigaranın markası Türk'üydü. Biz sigara paketini bitirdikten sonra neresini atar, içinde var mı yok diye ayağımızdan kodu ezeriz. Ezdiğimiz sigara paketinin üzerinde Türk'ü ez. Sen bilinç altında o kavganın içeriğini boşaltma, değersizleştirme. İşte sosyolojik savaşa biz böyle. En son yerli malı. Nasıl? Türk malı, şimdi yerli malı, yerli üretim. Yerli üretim. Evet.
Yerli malı. Türk malı, herkes onu kullanmalı. Bu öğretildi ama şimdi o dönemler bana bir pencere açtım. Felsefeci olunca insan açılan pencereden girmeyi sever. Yeni bir oluşum 1923. Kapalı toplum mu olalım, açık toplum mu olalım? O günkü aydın kesim değişmeliyiz. İçimizdeki tekke, zaviyeler, medreseler kapanmalıdır. Ve kapatılmasının bugün rahmet olduğunu algılayanlardan birisi. Medrese işlevini bitirmiş, tekke işlevini bitirmiş. Peki yeniden bir yapılanma, batı tarzı bir yapılanma. Şimdi kurduğu teşkilata diyor ki, batı tarzı eğitim yasak. Ama o gün batıdan kopmayalım. Açık toplum olmaktan vazgeçmeyelim. Ne kadar bizi tutuculuğa, mutaassıklığa, muhafazakarlığa iten neden varsa hep onları değiştirelim. Ve bu mesela o gün 13-14 milyon iken 25 milyon olduğumuzda gözümüz açılır. 50 milyon olduğumuzda sağımıza solumuza bakarız. 75'i geçtiğimiz zaman aktör oyuncu olmaya başlarız. Şu anda aktör oyuncu. Daha önce siz üretmeyin biz veririz diyenler, biz veririz diyenler hep verdiler. Ama senin beyinlerin başka yerlerde üretti. Hatta son zamanlarda vatan kavramını dahi bitirdiler. Hürriyet gazetesi bir kitap dağıttı. Bir ara çok kitap dağıtırlardı. Cemile Meryem diye bir bayan. Bağ kurabilir misin bilmiyorum. Bu bayan daha önce Yahudi. Yahudilikten haz duymamış, Hristiyan olmuş. Hristiyanlıktan da haz duymamış, İslam'ı buldum. Din İslam'mış. Bir de kitap yazıyor. Yazdığı kitabın içerisinde diyelim ki her sayfasında doğruluk değeri, akla uygunluk, kitaba uygunluk çok konular var. Ama 20 tane konu olur veya 10 tane konu, bir tanesi şudur. Vatan sadece yaptığın mezardır. Orası varsa sana yeter. Öbür tarafı kim alırsa alsın. Bu sözü her eve bu kitabı hediye ederek koydular. Ayırt etme gücü olmayan ne yapacak? Ha bu kadarmış, bak ne güzel kitap yazmış. Yine batılı bir bayan İstanbul'da 40 gün Erbain çıkarıyor. Erbain 40 gün 40 gece, işte 40 zeytinle başlıyor, bir zeytin kadar. Gördüğü rüyaları yazıyor. Siz de Erbain çıkarın. Erbain çıkarmak yani bedenine eziyet et, ruhban ol. Mesaj. Ruhbanizm İslam'da yoktur. Bedene eziyet verme yoktur. Çilecilik yoktur. Bir kenara çekilmek de yoktur. Bir. Ama ne yapıyor? 40 zeytinden bir zeytine kadar düşürüyor. Gördüğü rüyaları birisi geliyor, anlatıyor. Seyri sülük yapmış, arınmış. Bu alem zıtların savaşı mıdır? Mesela bugünlerde bir reklam var. Reklamda bu iki tanesini alıyoruz, maktanız, pek görürüz. Şu şekilde yeme hiçbir örfte, Türk örfünde yoktur. Ama bu şekilde ayaklarına tutup iki ayağından kemiği tutar, köpek yiyişidir. Şimdi tuttu. Kelime çok önemli. Eşi benzeri yok tatta. Eşi benzeri yok. Hocam yakalayabilir. Eşi benzeri yok. Benzerlik kavramı, denklik kavramı sadece Allah'ın yoktur. Eşi benzeri size onu veriyor. Siz bilinç altınıza ya bugünlerde gördüğüm eşi benzeri yok, eşi benzeri yok. Yedi, tüket. Peki
Peki emperyal güçlerin savaş yılında tüketenler olsun, o tüketenlere biz de satalım, hep kazanalım. Peki tüketen bitmeye başladığı anda kendilerine zarar verecek, baş kaldıracak birisi çıkarsa onu da çıkartmıyor. Bölmüşler, az gelişmiş, çok gelişmiş. Az gelişmişlerin arasına birisi yeter, ben de varım dediği anda geçenlerde birisi ağzından kaçırdı. Türkiye'yi de o gelişmiş ülkelerin arasına alıverelim. Bu tipi. Yani bu kavga çıkaracak, onu da alalım. O da kendi aramızda eritiriz. Arkadaşlar, Isparta uçağını düşüren güç. Toryum madeni Irak, ayrıca Irak, buradan gelen o akım, Şırnak, Hakkari, toryum enerjiye dönüşebiliyor. Toryumu, uranyum 233 mi 35? 35'e çeviren formülü buldum dedi ve bunu bir sempozyumda sunacak. Ekibiyle beraber arızalı bir uçağı düşürüyor. Peki o emperyal güçler gece gündüz sana bakıyor. Onların taşeronları da emir bekliyor. Uçağı bozun ve yok. Eğer o proje biraz devam etseydi, Türkiye her bir musibet bin nasihattan hayırlıdır sözünü unutmayalım. Bu ekipte uçak aynı zamanda İsviçre'de yolcuyan NATO'nun parçalama. Bu ekibin başı zaten. Evet. Bu ekibin başı. Onlar gitti. Onlar kendilerini sonradan başka türküden oraya alırlar. Evet. Ve şu anda uğraşıyorlar. Aynen uğraşıyorlar. Aselsan'da 3 tane genç mühendis, 22 yaşındaki bir insan intihar eder. Arkasını takip eder. Peki, o çocuklar yazılımların, şifrelerini çözebilecek zekada ve deneyimde yok edilir. İşte bu da etkin güç oluverirler diye anında nokta atışı yapılmalı. Yapanı göre yapan gizli. Provokatör dediğimiz olay, provokatörlük, bir ülkenin bütünlüğünü bozmak için, çatıştırmak için yapılan bir iştir. Mesela, Batıniye diye bir ekol, Hasan Safa ve ekibi, İhvan-ı Safa, İhvan-ı Safa, Kudüs'ün Hristiyan alemin eline geçtikten sonra faaliyet gösteren dinler arasında diyalog ve birlik 180 sene Kudüs Hristiyanların kontrolünde kaldı. Hatta İsrail'in yıldızı Kudüs'tür. Hedef. Hedefsiz ülkeler ayakta duramaz. Ama Batı başkalarının hedefi olmasın. Bayrağı olmasın, simge kişileri olmasın. Geçenlerde bir masada oturuyorum. Sevdiğim birisi, hatta o kişilerden bir iki tane aynı masada vardı. Bizim bayrak dediğimiz bazı kişiler, Erman Hamdi Yazır'a küfür etti. Mehmet Akif'e küfür etti. Devletimizin kurucusuna, hatta dün aynı kişiyi buldum, bir daha benim masamda böyle böyle bir şey yapmayacaksın. Yaptığı zaman bir daha oturma. Sen aklına kime kiraya verdin, kime etsinden kalıyorsun? Öğretilmiş bilgi. Öğretilmiş bilgiler sağda solda konuşuluyorsa sosyolojik savaşın bir eri olmuş. Mehmet Akif'e 1979 yılında dil uzatanlar oldu. Dil dertesinde.
kahraman ırkıma bir gün. Ne bu şiddet Celal dedi de, ırkçılık ya. Arkadaşlar, Türk soylularda ırkçılık yoktur. Olmaması için, olmaması için kurttan, ağaçtan kimse atam kurt diye sevmez. Yani destanları olan bir milletiz. Hikayesi olan bir milletiz. Ergenekon'u olan bir milletiz. Çıkış. Şimdi buradan hareketle bizi bölmek, çatıştırmak için ırkçısın. 80 yılından bugüne gelinceye kadar okumuş kesimde Türkiye'de Müslüman diyemez. Sosyolojik savaşın içerideki uzantıları. Peki var olarak ne öğretildi derseniz, Arap cahiliye Arabının ahlakı öğretildi. Ben bunu sınıflarda yeterin cahiliye Arabının ahlakını, İslam ahlakı öğretildi. Mesela Bedir Savaşı'nda ganimet başında atışmaya başladılar. Enfal suresi savaştan bahseden bir sure. Tövbe suresi arada besmele yok. Ama besmelesi sure Tövbe. O da aslında sosyolojik savaşın nasıl yapıldığını ve buna karşı Müslümansanız, müminseniz tepkilerinizi. Hatta bu konuda besmele, merhamet, duygusallık yok. Hocam bilir, hafız-ı kelam. Mescid-i'l-Ak Kur'an'da Tövbe suresinde. Sakın ola ki o mescitte namaza dur. Emir Allah Resulü. Mescid çok güzel, Medine'de yapılmış. Gelecek olan dış güç, Dırar Mescid. Dış güçlerle bağlantı kurma merkezi. O merkeze göz yumma, yerle bir et. Bugün çağımızda apartman evleri. Canım inansın, ne olacak? İnancı varmış. İnançlara saygılıyım. Senin inancına saygılıyım. İçeride tehlikeyi gördüğü anda hemen anda diyecek. Hocam, Osman Şeyh Gerci biliyorsun. Osman Şeyh Gerci bize şunu anlıyor. Kemal sözlerini, kızıyla mı oğluyla mı? Kolun Dündar oğlu. Hocam siz de Kızıyla. Damat Türk. Damat. Elif. Ona demiş ki, o sizin ülkenizde, Osman Şeyh Gerci bana anlattı. Kol denilen Alman başbakanı, o Cemalettin Kaplan ve ekibi, ikide bir de Kemalist düzeni yıkacağız. Başlarlar, tahtadan tüfekle, tahta okla, spor salonunda hepsi kapalı ve siyah giyimli. İkide bir de uçuracağız. Ankara. Türkiye'nin can noktasına vuracağız. Kalbinden vuracağız. Peki bu örgütün, bu faaliyetin ülkenizde niçin yasaklanmıyorsunuz diye hocam rahmetli sorduğunda aldı cevap şu olmuş. Ben de sakıncalı olduğunu gördüm. Ve bu örgütün faaliyetinin durdurulması emir verdi. O günkü Alman istihbaratın verdiği cevap, Sayın Başbakanım, yapmayın. Eğer siz yaparsanız biz başka bir isimle yine kurarız. Almanların Müslüman olmasının önüne onları gösteririz. Bugün dünya İslam'a muhtaç. İslam'ın evrensel mesajlarına muhtaç. Evrensel deyimleri, söylemleri olmayan günümüz Taliban'la gelir. Taliban'ın terbiyecisi Pakistan'dır. Adı Talebe. Şu andaki bulunduğu yer Afganistan'dır. Peki parasal destekçisi Suud'dur. Denetleyicisi ABD'dir. Peki Taliban 2001'den sonra gündeme gelmedi.
Bunların yaptıkları nedir? Bir bayan kocasız olarak bir taksiye binse, taksi şoförünü bayanı aldı diye 10 gün hapis. Kocasından izinsiz evinden dışarı çıksa kırbaç cezası. Çorapsız, topuklu ayakkabı giyse dövme. Erkekler sakallı olacak. Sakal. Sakalsız erkek yine ceza. Başlarında sarık olay. Bakın despotizm ve dayatma. Eğitim olayı yok. Dayanışma yok, kültür yok. Sadece bir silah elinde. Silahı veren güç yeter artık, bitir bunu. Onlar da alıştılar. Bitiremiyorlar. Afganistan İpek yolunun merkez noktası. O merkez noktayı Rusya almak istedi. Amerika izin vermedi. Silah desteğiyle. Ruslar ben yokum dedi. Fazla ölü vermediler ama o tanklarıyla falan ekonomisi patladı. Ve gelişik. Şimdi Çin'e gelelim. Çin madem ki orta devlet olarak görüyor, nüfus fazlalığı Sincan denilen bölgeye nüfusu koyuyor. Gelen insana git diyemezsin. Çok güzel, hemen anında çok pratik karınca gibi binayı yaptılar. Çok medeni olan bir şehir. Fakat Sincan, hatta bir bayan doğum yaptıktan sonra üremesinler diye ilaç falan vermeden 2 ay sonra çocuğunu alıyor. Ve yani karı koca hayatı bile yaşatmak. Ama kendilerine böyle bir ürün yok. Benden sonra bir arkadaşımın 15 gün sonra inşallah buradaki olayları anlatacak. Peki Çin taklit eden bir ülkedir. Öyle bir emperyal güçtür ki sosyolojik savaşı hedef kitlesine bakar. Hedef kitlesine bakar. Hedef kitlesinin ne kadar zaafı varsa o zaafları kontrol eder. Daha sonra der ki ben bunu nasıl yenebilirim? Nasıl yenebilirim? Hemen Çin İran'la bağlantı kurmaya kalktı. Anlaşmaları yaptı. Ödemeleri Amerika'da İran'a girme. Orada petrol de benim. Irak'ta da benim. Şurada da benim. Hemen ticaret savaşları. Yaptırım savaşları. Amerika'dan bir ücret istendi. İsteyen bizim kızımız istedi. Gelirken o ölü hücre, deney yapılacaktı. O genetik olunca bu işler Amerika'dan gönderiliyor. Ölü çıktı, bir daha gönderemeyiz. Şu anda Amerika Türkiye'ye ambargo. Hiç haberimiz var mı? Yani bilimsel çalışmaları yapamasın, hep geri kalsın. İşte arkadaşlar, asıl sorun, ben bir sürü şeyler yazdım da buraya söyleyebilirim diye, bunların çoğunu söyleyemedim. Bir ev örneği vermek istiyorum. Her evin bir bahçe duvarı var. Eğer o bahçe duvarlarına çok dikkatli bakın, ben bazı şehirlerde baktım. Bahçenin duvarlarında kesin kesin böyle havaya doğru giden demirler varsa, ya sarraftır ya fabrikası vardır. Girerken birisine çiğ bir baksın ucu. Eğer bir evin bahçe duvarında bu beton yaptıktan sonra camları kırıp da koyuyorsa malını koruma, ağacını koruma, kimse elini uzatırken eline cam batsın. Yardım eli olmayan insanın kendi kazıklarını şimdiden dikiyorsun. İçeri girdik. Kameralar olsun, kim girip çıkıyor. Kapı kilitli olsun, alttan üstten her taraf. Olmadı, içeri girdik. Perdeleri de kapatıyoruz. Farkında olmadan bir güvenlik, sosyal güvenlik sorunumuz var. İçe kapanıyoruz. Ha evimizin içine girmişiz, ha dünyadan. Şu anda Çinliler ülkemizde, Japonlar habire geçiyor. Japonlarda eksi faiz varmış, bizde faiz yukarı. Faiz aynı zamanda bir hastalık göstergesidir. Aynı zamanda bir zihniyet algısı yanlışlığıdır. Tohum ile parayı karıştırma, araç ile amacı karıştırma. Bize din diye öğretiyorlar, sevap kolibi olur.
saymatik oldu. Sadece okur koluk oldu. Namaz çokluğuyla, oruç çokluğuyla, hac çokluğuyla cennete gireceğimizi. Hepsi araçtır. Araçları amaç yaptığı anda Rabbini unuttu. Hepsi put olur. O zaman işte şu anda hani bunun öğrettiği o peygamberin bir sünnetini geçmişte alacak, o deveye bindi, ben de deveye bineceğim. Sarık koydu başına, ben de bunlar amaç haline getirilirse her bir obje tutur. Sakal tutur. Bir bakıyorsunuz Türkiye'de hepinizin bildiği bir oluşum, sakal yok, kravat var, mavi takviye var. Bir tane yok. Bir de bunun zıttı yine Türkiye'mizde sakal var, cübbe var. Bazı piknik yerlerinde görüyorum, selam bile vermiyorlar. Sadece işlerine bakan, ben farklıyım. İnsanlar kendini farklı görmeye başladığı zaman egolar devreye girmiştir, kavga ve gürültü. Şimdi arkadaşlar şu iki notumu okuyarak dersin, yani sohbetime son vermek istiyorum. Osmanlı'ya göre sosyalist savaş taktikleri, oryantalizm, oryantalist misyonerlik. Batı kültürü tüketir toplu haline getirme, ham maddeleri ele geçirme operasyonu. Etnik sosyolojiyle bölme. İşte Doğu dinlerimiz ile Batı, hatta Türkiye'yi Batı Türkiye, Merkez Türkiye, Doğu Türkiye şeklinde. Meşrulaştırma, yüzü sıcak, sempatizan, insancı. Vaktiyle ben ortaokulda okurken Cemalettin Eren diye bir şey gelmişti. Kaç tane taksi var? Taksi sayıyoruz. 70'li, 60'lı ta hala doğru sayamadım. Hep İngiliz turist geliyordu. Hepsi böyle kısa dolu. Ya ne kadar iyi. Böyle hepsi fidan gibi. Biz gençken böyle sağa sola hep İngilizlere baktık. Yani açıklığı zihnimize koyduk. Çanakkale'nin Sarı Çayı'nda kurbağa tutuyordu. Biz de bunları sevip yardım ediyorduk. Çok yardım izlemeyiz de. Diplomatik koruma. Yani bu çok kendini koruma olayı. Petrolü altına, madene tapan Batı emperyal yüksek sermaye. 1/2 dünyanın misyonerler fethedildi. ülkenin layık dış ülkelerde ise din adamları himaye eden Fransa, Vatikan şehrinde bunu söyledim, papayı hapseden, dünyada misyonerlere, papazlara dış siyasetini dizayn eden İtalya, İngilizler askeri ve içeriden maşa devşiren tüccar bizim, yani Suud'un Hüseyin Şerif'i alıyor, Saddam alıyor, seni kral yaptım, destek, siyasi destek. Hiç elini sabuna koymadan bir yerde bir kavga çıktıysa ya bir Yahudi geçmiştir ya bir İngiliz geçmiştir diye böyle deyim halinde. Yani seni kavga ettirir, sen kavga ederken oradan geçmiştir. Ayrıştırma ve yeniden gruplandırma. Arkadaşlar, Robert Koleji, Devlet Koleji, Osmanlı, Türklü, Üskümlük sizi yap ayrıştırdı. Yeniden gruplandırırken bir tarafında bölüyor. Veriyor senin sisteminin. 5 bölgeye onu sürüyor. Osmanlı parçalanırken ABD, AB, Sovyet, Sovyet Cumhuriyetler Birliği kuruldu. Açık toplum ve çok geniş. Ama bizi parçaladılar. Yani oynanan oyun Türk dünyasına oynanan oyundur. İslam onların kullandığı bir araçtır. İçe kapanık toplum. Peki Türkiye devrimleriyle, refletmeleriyle şu andaki dünyaya hareket, dışa açık toplum, mesela Suriye'den gelenler, sağdan soldan gelen, ülkemizde birçok gelenin olması açık toplum ve dünya siyasetine söz sahibi olacağını işaretlerimiz. Açık toplum, şimdi Orta Doğu, yani içe kapanık toplum, açık toplum aynı. Orta Doğu, içe kapanık, kapalı toplum. Peki kapalı toplumlar şu anda Orta Doğu'da ve tüm Afrika'da içe kapanık ya lider ya cemaat lider. İçe kapanık toplum asla imparator da olamaz, dünyaya da yön veremez. Onun için bir yüzümüz batıya, bir yüzümüz doğuya, yeniden doğuya, Asya sözü biz
Ergenekon'dan geriden çıkıyoruz. Yani şu andaki 100 yıllık bir beklentimiz 2023'te inşallah dua eder, diri olursa Ergenekon'dan çıkış saati gelmiştir. Şu anda Aselsan'da çalışanların her hafta yeni bir silahı gündeme getirmeleri. Abdullah Bey diye bir arkadaşımız vardı. Burada iki defa konuşma yaptı. Akşam dedim yine beni aradı. Selamları var. Yine ABD'de Türkiye ilişkilerini anlatmak için bana bir konu verirseniz Ankara'dan gelmeye hazırım dedi. Ben de kendisini kabul ettim. Vakti saati gelirse konuşacağız. Bizim silahlarımızı da takdim edelim, gösterelim diye bir ricada bulunmuş. Onlar da gece gündüz habire silahlarımızı hep yeni yapılan, dünyada özgün olanları ilan ediyoruz. Acaba ne yaptılar? Bunu bilemiyoruz. Ve bunların her birisini gördükçe içimizde varım, varım, varız, varız. Pazarım, benim sözlerimi burada bitiriyorum. Beni sükunetle dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.